Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafya dersinde 2. dönem 1. yazılı ile ilgili güzel bir çalışma yapacağız. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor. Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize bakmadan önce bizler sizler için hem aynı zamanda geçmiş dönemlerde de yapmış olduğumuz yazılı notları kitabımız mevcut. Bununla birlikte sizden gelen yoğun istek üzerine yazılı denemelerini de hazırladık. Yani tüm derslerle ilgili MEB'in bu kazanımlarını içeren güzel soruların olduğu önemli bir kitabımız da çıkarmış olduk. Bunu da satın alıp yazılara dört dörtlük hazırlanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki bizi coğrafya kısmında hangi konular bekliyor dersek bitkilerden başlayacağız. Bitki dediğimiz herhangi gibi bir bölgede doğal ortam koşullarına bağlı olarak yetişen topluluklar. Biz bunlara vejetasyon diyoruz ve bunları biz bu kısımda dörde ayıracağız. Bir, ağaç formasyonları Ekvatoral yağmur ormanları nerede yer alır dersek 0-10 derece enlemleri arasında yer alacaktır ve ekvatoral yağmur ormanları yıl boyunca yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlardır. Biyoçeşitlilik anlamında dünyanın en zengin bölgesini oluşturmaktadır. Muson iklimi güney, güneydoğu ve doğu Asya'da yer alacak Muson iklim bölgesinin ormanlarıdır ve buranın karakteristik bir ağacı var tik ağacı olarak geçer ve kış döneminde yaprak döken geniş yapraklı ormanlardır. Peki bu Muson ormanları kış döneminde neden yaprak döküyor dersek kış dönemindeki yaşanan kuraklıktan dolayı bunu da unutmayalım. Orta kuşağın karma yapraklı ormanları ise Özellikle Batı Avrupa'da görülen ormanlardır. Yani bu da okyanusal iklimin ormanı olarak geçer ve burada hem geniş yapraklı ormanlar var hem de iğne yapraklı ormanlar yer almakta diyebiliriz. Burada işte ondan dolayı karma ormanlar diyoruz biz buna. İğne yapraklı ormanlar ise kuzey kısımda özellikle Sibirya, İskandinav Yarımadası, Kanada ve Alaska'da görülen orman örtüsüdür ve bu ormanlara biz Tayga ormanları ya da boreal ormanları diyoruz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Bak iğne yapraklı ormanlar sert karasal iklim. Orta kuşan karma ormanları okyanusal iklim. Muson ormanları muson iklimi. Ekvatoral yağmur ormanları da ekvatoral iklimin ormanıdır diyebiliriz. İkinci kısımda çalı formasyonumuz var. Bunlar tahribatla birlikte ortaya çıkan türlerdir. Maki ve gariklere geldiğimiz zaman bunlar Akdeniz iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Yıl boyu yeşil kalan bodur ağaç ve çalılar olarak karşımıza çıkar. Peki bunlar nasıl oluşuyor dersek biz eğer ki kızılçam ormanlarını tahrip edersek makiler makileri de tahrip edersek garikleri oluşturacağız. Bu üç bitki örtüsü de Akdeniz iklim bölgesinde yer almakta. Bizim şurada orta kuşağın karma ormanları vardı ya onları tahrip ettiğimizde pisodo makiler ortaya çıkacak. Bu pisodo makileri biz yalancı maki ifadesini kullanmaktayız. Ot formasyonuna geldiğimiz zaman burada birincisi savanlar. Savan iklim bölgesi. Belgeselleri izlerken ki o görmüş olduğunuz uzun boylu ot toplulukları savan bitki örtüsünü oluşturmakta. Bozkır toplulukları sitep iklim bölgesi, ılıman karasal iklim bölgesi de diyebilirsiniz. İlkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan ot toplulukları. Çayır örtüsü şu iğne yapraklı ormanlar vardı ya sert karasal iklimin ormanı. Bunların dağların yüksek kesimlerinde görüldüğü alanlarda oluşan bitki örtüsüdür. Yaz yağışlarıyla birlikte yeşil kalan ot topluluklarıdır. Bir de tundura iklimi var. Sibirya'nın kuzey kısmı, Kanada'nın kuzey kısmı, Alaska'nın kuzey kısmı. Yaz döneminde bataklık ortamında yeşeren ot toplulukları da diyorsa o zaman da tundura örtüsünü alacaksın. Dördüncü kısımda çöl formasyonu var. E, çöl iklim bölgesi. Burada kim var dersek burada kurakçıl otlar var. Yani kaktüsü verir. Eyvallah kaktüs verdiği zaman kolay bir ifade olur ama şu kurakçıl ot ifadesini unutmayalım. Bu bitkinin yeryüzündeki bu denli dağılışını etkileyen birinci temel faktör iklimdir. Her iklimin kendine ait sıcaklık ve yağış grafiği var ya bu ister istemez bitkilerin de farklılık göstermesine neden olmuştur. Ekvatoral iklim her mevsimi yağışlı olduğu için geniş yapraklı ormanlar ve bu ormanlar yaprağını hiçbir dönem dökmüyor. Akdeniz iklim bölgesinde uzun boylu ot toplulukları yerine bodur ağaç ve çalılar var. Ya da Muson iklim bölgesine geldiğimizde kış kuraklığına bağlı olarak yaprak döken ormanlar yer almakta. Yeryüzü şekilleri özellikle bir bitki örtüsünün bir dağ yamacı boyunca kuşaklar oluşturmasına geniş yapraklı, karma yapraklı, iğne yapraklı çayır örtüsü olarak kuşaklar oluşturmasına toprak yine bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri açısından önemlidir. Bir de biyolojik faktörler. Yani burada hem insanlar var hem diğer canlılar var. Özellikle insanlar da tahribat ile birlikte mesela buradaki gibi kızılçamların makiye makilerinde garikleri dönüşmesine neden olmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'deki bitki kısmına geldiğimizde burada bizim bilmemiz gereken iki tane önemli kavram var. Bunlardan bir tanesi relikt bitki kavramı bir tanesi endemik bitki kavramı. Relikt bitki kavramı dediğimiz kalıntı bitki olarak geçer. Yani geçmiş dönemde Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde varlığını sürdürmüş şu anda Türkiye'nin bambaşka bir bölge bulunan ama o eski dönemde de orada varlığını sürdüren bitki gruplarına biz relikt bitki türü demekteyiz. Bir de burada endemik bitki türü dediğimiz bir kavram var. Bu nedir dersek bu ender. Yani bu nadir dediğimiz bir kavramdır sevgili arkadaşlar. Sadece Türkiye'de görülen bitki türlerini biz endemik bitki diyoruz ve endemik bitki açısından Türkiye oldukça önemli zenginliğe de sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'deki endemik türler nelerdir dersek? Mesela sığlı ağacı var, günlük ağacı. Onun dışında kim var dersek? Ispir meşesi var. Şuraya şöyle yazayım. Anzer çayı var. Ya da safran otu var. Onun dışında kazdığı göknarı var. Bak buradaki Datça hurması var. Bunlar mesela Bizim ülkemizdeki bazı bizim bilmemiz gereken endemik türlerdir diyebiliriz. Türkiye'de ormanlara geldiğimiz zaman orman varlığı bakımından en önemli bölgemiz neresi? Karadeniz bölgesi. Onun devamında neresi orman varlığı bakımından önemli? Akdeniz bölgesi önemlidir diyebiliriz. Çalılık gruplarımız nerede yer almaktadır dersek, çalılık gruplarımız özellikle Maki ve Gariklerimiz Akdeniz iklim bölgesinde yer alacaktır. Pisodo makilerimiz ise Karadeniz iklim bölgesinde yer alacaktır diyebiliriz. Bir de ot topluluğumuz var. İç ve Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde sitepler vardı. İlkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan ot toplulukları. Bir de çayırlarımız vardı. Yaz yağışlarıyla yeşil kalan ot toplulukları. Erzurum, Kars ve Ardahan hattında görülmekteydi sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmamış olalım. Bak dünya ölçeğinde bir de harita üzerinde Amazon havzası, Kongo havzası, Malezya, Endonezya, Gine adaları, Ekvatoral yağmur ormanları. 10-20 derece enlemleri arası. Mesela şu işaretlediğim alanlar savan bitki örtüsü. Ya da şuraya geldiğimiz zaman Güney, Güneydoğu, Doğu Asya'ya geldiğimiz zaman muson ormanları. Ya da Orta Avustralya, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, namipya Şili'nin ortası, ABD'nin iç kısımları ve sevgili arkadaşlar Orta Asya dediğimizde şöyle nokta nokta da atayım. Bu coğrafyalarda da çöl formasyonu yer almakta diyebiliriz. Akdeniz çevresi hemen şöyle seyrediyorum. Kap bölgesi, Avustralya'nın güney güneybatı uç kısımları, Şile'nin ortası ve Kaliforniya bölgesi kızılçam maki ve garip türleri görülmekte. Bakın şuraya geldiğimiz zaman Sibirya'nın bulunduğu bu coğrafyaya ya da Kanada Alaska hattına burada ise sevgili arkadaşlar iğne yapraklı ormanlar Batı Avrupa dediğimde Batı Avrupa'da ABD'nin güneydoğu kuzeybatı kısımlarında yaprak döken ormanlar ve Kuzey Sibirya'ya gelirsem Kanada'nın ve Alaska'nın kuzey kısımlarına gelirsem Tundra dediğimiz ot topluluklarında yaygın bir şekilde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra birinci ünitede bilmemiz gereken bitkiler hem dünyada hem Türkiye'de ona tekrar bakın harita üzerinden de ikinci ünite kısmında beşeri sistemlerde nüfusumuz var nüfus nedir dersek nüfus sınırları belirli bir alanda belirli bir zaman diliminde yapılan sayımlar yani yaşayan kişi sayısıdır. Eğer ki biz bu kişi sayısını belirli özelliklerine göre gruplama işlemi yaparsak biz buna nüfus sayımı diyoruz ve biz geçmiş dönemden günümüze kadar nüfus sayımlarını iki yöntemle yapmışız. Bundan birincisi defakto yöntemi nedir dersek sayım günü ...neredeysen oranın nüfusuna ait olduğun yöntemdir. Dejur yöntemi nedir dersek... ...dejur yöntemi ise sürekli ikametgahımıza göre... ...dayalı gerçekleşen nüfus sayım yöntemi olarak karşımıza çıkmakta. Bak defakto yöntemi neredeyse oradasın... ...dejur yöntemi ikametgaha göre. Ve biz nüfusu çeşitli özelliklerini gruplandırdık... ...nüfus sayımları dedik ya... ...bir nüfus sayımı sonucunda cinsiyeti bulabiliriz... ...kadın erkek ortalama insan ömrünü bulabiliriz. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını bulabiliriz. Burada kim vardı? 0-14 yaş grubu vardı genç bağımlı. 15-64 yaş grubu vardı yetişkin dinamik. Bir de 65'in üzerindekiler vardı yaşlı bağımlıydı. Okur yazarlık oranı, doğum ve ölüm oranı, nüfus artış hızları, şehir ve kır nüfusunu bulabiliriz ama aslında bir nüfus sayımı yaptığımız zaman en önemli olaylardan bir tanesi o bölgenin ya da ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapabiliyorduk. Peki bu nüfus sayımları nasıl yapılmıştır dersek nüfus sayımları geçmiş dönemden itibaren iki şekilde yapılmış. Bir ilkel nüfus sayımları var. İki modern nüfus sayımları var. Bizim şu aşağıdaki cinsiyet kısmından şehir ve kıra kadar geldiğimiz yer modern nüfus sayımları. Ama ilkel sayımlarda sadece biz erkekleri saymışız. Neden? Çünkü bir asker sayısını belirlemek, iki halktan alacağımız vergi miktarını belirlemektir diyebiliriz. Ve dünya nüfusuna baktığımızda tarihsel süreç içerisinde dünya nüfusu sürekli olarak artmıştır. Ve bazı dönemlerde nüfusta sıçramalar yaşanmıştır. Buna dikkat etmemizde oldukça büyük fayda var. Dünya nüfusunun tarihsel süreçte sıçrama yaşadığı 3 tane dönem var sevgili arkadaşlar. Peki bu dünya nüfusunun tarihsel süreçteki sıçrama dönemleri neresidir? Nerelerdir dersek birincisi paleolitik dönemdeki alet keşfidir. Yani bu dönemde insanlar mağaralar ve ağaç kovuklarında yaşıyordu. Yırtıcı hayvanlara karşı kendisini kesici aletlerle korumaya başladı. Hem onları avladı hem de besin değeri yüksek gıdaları bünyesine aldı. Bu nüfustaki birinci sıçrama dönemi olarak karşımıza çıkmakta. Yerleşik hayata geçiş dünya nüfusunun sıçramasındaki ikinci dönemdir ki bu dönem neolitik dönemi kapsayacaktır arkadaşlar ve insanlar yerleşik hayat geçmesiyle birlikte bu dönem itibariyle nüfusta da sıçramalar yaşanmıştır. Dünya nüfusunun sıçrama yaptığı üçüncü dönem ise sanayi devrimi olarak geçer. Sanayi devriminde özellikle makinelerin kullanılması, insanların kırdan kente gelmesi, sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler, tıpta iyileşmeler ortalama insan ömrünü uzatmış ve bu da nüfusun 3. sıçrama dönemi olarak karşımıza çıkmakta. Buraya yıldızımı attım diyelim. Şimdi dünya nüfusunun dağılışına baktığımızda bu dağılış oluşu şey etkileyen iki tane faktör var. Bunlardan birincisi doğal faktörler. İklim, ılımın olduğu yerlerde nüfus fazla, çok soğuk, çok sıcak, çok kurak yerlerde nüfus azdır. Yeryüzü şekilleri düz ise nüfusumuz fazla, engebeli dağlık ise nüfusumuz seyrektir. Toprağın verimli olduğu yerlerde nüfus fazla, verimsiz olduğu alanlarda nüfus seyrektir. Kara ve denizlerin dağılımında kuzey yarımkürede nüfus güney yarımküreye daha fazla, temel sebebi de karalar kuzey yarımkürede daha geniş bir alan kaplamakta. Su kaynaklarının zengin olduğu alanlarda nüfusumuz fazla, su kaynakları kısıtlı ise nüfusumuz az. Beşeri faktörler sanayi, ticaret, tarım, ulaşım, madencilik gibi faaliyetlerin geliştiği bölgelerde nüfusumuz fazla, gelişmediği bölgelerde ise nüfusumuz azdır diyebiliriz. Mesela bunu göstermemiz gerekirse. Bak şimdi şu adaların bulunduğu yerden ben şöyle şuraya kadar bir hat çizmiş oluyorum. Hattımın üzerine temas eden şu alan var. Bu alan Amazon havzası olarak geçer. Unutmayalım ekvatoral iklim bölgesidir. Nüfus seyrektir. Seyrekleri önce yazalım. 2 numarayla gördüğümüz yer Batı Avustralya çöl bölgesidir. Seyrektir. 5 numarayla gördüğümüz yer Himalaya dağlarının bulunduğu yerdir. Nüfus seyrektir. Yer şekilleri tamam mı? Şuradaki 6 numara ile gördüğümüz yer Sahra çölü seyrektir. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda şuradaki 3 ve 7 numarayla gördüğümüz alanlarda gene nüfus seyrektir. 8 ile gördüğümüz alanda da seyrektir. Bu iki bölge soğuk bölge. Bu ise dağlık bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Peki yoğun alanlara baktığımız zaman Batı Avrupa beşeri faaliyetler gelişmiştir, yoğundur. Mesela şurayı da alabilirim. ABD'nin güneydoğu kısımları ya da Doğu Asya'da Çin'i alabilirim. Yoğun bir nüfusa sahiptir. Güney Asya'da Hindistan'ı alabilirim. Yoğun bir nüfusa sahiptir. Mesela şu alanda Mısır'ı alabilirim. Yoğun bir nüfusa sahiptir. Şu alanda mesela Nijerya'yı alırım. Yoğun bir nüfusa sahiptir. Şu alanda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni alırım. Yoğun bir nüfusa sahiptir. Bu alanları da unutma olalım sevgili arkadaşlar. Peki biz bir nüfus sayımı yapıyoruz ve bu yaptığımız nüfus sayımı neticesinde bir veri elimize geliyor. Bu verilerden bir tanesi de yaş gruplarıdır ve biz yaş gruplarına göre ülkeleri aşağıda görmüş olduğunuz şekilde piramitler vasıtasıyla gösterebiliriz. Eğer ki bizim piramidimiz kenarları içe çökük piramit ise bu piramide sahip olan ülkeler genel itibariyle az gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerde yüksek bir doğum oranı vardır. Aynı zamanda yüksekte bir ölüm oranı vardır. Doğum oranı ve ölüm oranı yüksek olduğu için nüfus artış hızı düşüktür diyebiliriz. Kim var burada dersek. Burundi var, Benin var, Angola gibi ülkeler bu piramide sahiptir diyebiliriz. İkinci piramidimiz düzgün üçgen biçimli piramittir. Bu üçgen biçimli piramide baktığımızda sevgili arkadaşlar bu piramitte önemli olay şu. Doğum oranlarında ciddi anlamda bir artış var. Yani yüksek bir doğum oranı var ama azalan bir ölüm oranı var. Yani bu piramide sahip olan ülkelerde genel itibariyle sağlık hizmetleri gelişmiştir diyebiliriz. Ve bu piramide sahip olan ülkeler gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkmakta. Asimetrik şekilde nüfus piramidinde dikkat ederseniz son dönemlerde tabanda bir daralma. Yani azalan ya da hızla azalan bir doğum oranı var azalan da bir ölüm oranı var. Mesela bu böyle bir ülke nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulamış olabilir. Mesela kim dersek Çin buna verebileceğimiz en güzel örneklerden bir tanesidir diyebiliriz. Şu düzgün üçgen biçimli nüfus piramidine ise Hindistan'ı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerin piramidi ise arı kovanı nüfus piramididir. Bu piramide sahip olan ülkelerde unutmayalım düşük bir doğum oranı var. Aynı şekilde düşükte bir ölüm oranı var. O zaman şuraya şöyle gelişmiş ülkeler diyorum. Aynı şekilde çan şeklindeki nüfus piramitte düşük bir doğum oranı varken son dönemde artan bir doğum oranı var. Ve aynı zamanda düşük bir ölüm oranı da yer almaktadır diyebiliriz. Gene gelişmiş ülkeleri buraya dahil edebiliriz. Sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. Bu piramitlerle ilgili bir tanesi senin karşına gelir ve öğretmenin der ki bu piramide sahip olan ülkelerin özellikleri nelerdir? Bu piramide sahip olan ülkelere örnekler verinizler. Bak kenarları içe çökük üçgen piramitte yavaş bir nüfus artış hızı vardır. Düzgün üçgen biçimli piramitte çok hızlı bir nüfus artış hızı vardır. Asimetrik şekilli nüfus piramidinde yavaşlayan bir nüfus artış hızı vardır. Arı kovanı nüfus piramidinde ise düşük bir nüfus artış hızı. Çan şeklindeki nüfus piramidinde ise artan bir nüfus artış hızı yer almaktadır diyebiliriz. Peki Türkiye'deki nüfusa baktığımızda Türkiye coğrafyasındaki ilk nüfus sayımı ne zaman gerçekleştirilmiştir dersek 1831 yılında 2. Mahmut döneminde gerçekleştiriliyor. Bunun devamında Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde de ya sayımlar yapılıyor ama bu sayımlar sadece erkek nüfusun sayımları olarak karşımıza çıkıyor. Çıkmakta. Cumhuriyet tarihindeki ilk sistemli güzel düzenli nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır ve bu sayım neticesinde ülke nüfusunun 13.6 milyon kişi olduğu ifade edilmekte sayı anlamında çok az olduğumuz için bu dönemde biz nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamaktayız. Peki. Hemen şöyle alt kısma geldiğimizde bizim ülkemizin 1935 yılından 2023 yılına geldiğimizde nüfus artış hızını gösteren bir grafiğimiz var. Bak şuraya binde demiş ve dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar bu oldukça önemli bir ifadedir. Bak 1935-45 yılları arasında nüfus artış hızımız ne yapmış? azalmış. Bu dönemde nüfus artış hızımızın azalmasının temel sebebi 2. Dünya Savaşı'dır. Ve biz bu savaşta seferberlik ilan ettiğimiz için ister istemez nüfus artış hızımız azalıyor. Savaş sonraki süreçte nüfus artış hızımız oldukça yükselmiştir ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek nüfus artış hızı 1960'lı 55-60'lı dönemde yaşanıyor. Ve bu dönemden sonra 60 yılından sonra Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor ve nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulanıyor. Ve tarihsel süreçte biz kırdan kente göç ettiğimiz için 80'li yıllardan itibaren nüfus artış hızımız düşmüştür ve günümüzde Türkiye'nin nüfus artış hızı durma noktasındadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'de şu anda 86 milyonluk bir nüfus yer almakta. Bu nüfus her yerde dengeli dağılmış mıdır dersek tabii ki de dağılmamıştır. Peki nüfusun yoğun olduğu yerler 1. İstanbul bölgesi 2. Bursa bölgesi Beşeri faaliyetler. İzmir çevresi Antalya Körfezi, Adana, Hatay, Antep, Urfa hattı, Batman çevresi, Doğu Karadeniz, Samsun, Zonguldak, Ankara çevresi. Mesela Batman'da nüfusun yoğun olmasının temel sebebi maden, petrol. Zonguldak'ta gene aynı durum. Hatay, Adana, Antep hattı tarımsal faaliyetler. Antalya tarım turizm faaliyetleri. İzmir tüm her şey. Bursa, İstanbul derseniz burada da beşeri faaliyetler. Ankara derseniz idari yapı diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki hangi bölgelerimizde nüfus Seyrektir dediğimizde Yıldız Dağları çevresi yer şekli, Çanakkale çevresi yer şekli, Muğla çevresi yer şekli, Teke Taş Eli Platosu, Karstik arazinin varlığı ve yer şekli, Hakkari çevresi yer şekli. Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan iklim yer şekli. Orta Karadeniz gene yer şekli. Tuz Gölü çevresi ise kuraklık olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlarım. Ve hemen şöyle devamında sorularımıza bakmamız gerekirse sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza geliyoruz. Demiş ki bize soruda. Dünyadaki dağılışları verilen bitki topluluklarının isimlerini yazınız demiş. Bak bu senaryo 1'in sorusu ve kazanımı bakarsanız bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir demiş. Bak şimdi. Ben burada aslında iklimleri bilmem gerekiyor. İklimleri peki nasıl bileceğim dersem hemen şuradan şöyle ekvator hattını çiziyorum. Ve bu çizdiğim ekvator hattı üzerinde bak burada nereyi işaretlemiş? Amazon havzasını işaretlemiş. Hemen şu kısımda nereye işaretlemiş? Kongo havzasını işaretlemiş. Şu kısımda peki nereye işaretlemiş? İşte Malezya, Endonezya, Gine adalarını işaretlemiş. Yahu bu alanlar ekvatoral iklimin görüldüğü yerdir. Peki ekvatoral iklimin görüldüğü yerdeki bitki örtüsü nedir dersek? Bakın hemen altına şöyle yazıyorum. Yıl boyu. Bak bu ifade çok önemli. Yeşil kalan. Bak dikkat et yayvan yapraklı ormanlar. Bak yıl boyu yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlar. O zaman bu orman ne yapmıyor? Yaprağını dökmüyor. Zaten ekvatoral iklimde geçen seneki iklim bahsinden hatırlayın. Her mevsim yağışlı ve sıcaktı. Bir bitki niye yaprağını döksün ki yani? Dökmesi için olumsuz bir durum yok. Yani soğuk olan bir dönem yok. Kurak olan bir dönem yok. E niye yaprağını dökecek ki kardeşim? Daha rahat bir şekilde solunum terleme yapması lazım. Hemen geldik ikinci kısma. Bakın burada nereyi görebilmekteyim? Burada Akdeniz çevresini görüyorum bu bir. Yer. Şurada geldim Kaliforniya bölgesini gördüm. Şuraya geliyorum Şili'nin orta kısmını gördüm. Şurada Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesini. Şurada da Avustralya'da Güney, Güneybatı uç kısımları gördüm. E bu hangi iklim bölgesi dersek bu tabii ki de Akdeniz iklim bölgesidir. Peki Akdeniz iklim bölgesinin bitki örtüsü nedir dersek kızılçamlardır. Eğer ki biz bu kızılçamları tahrip edersek makiler, makileri de tahrip edersek garip türlerini göreceğiz. Bu ifadeyi de şöyle sorgulatır size. Yıl boyu yeşil kalan bodur, ağaç ve çalılar diyecektir. Tamam, Bak bunu da unutmayalım. Önemli. Geldik şimdi alttaki kısma. Bak burada mesela Batı Avrupa'yı görmekteyim. Zaten Batı Avrupa'yı gördüm mü direkt çıkardım. ABD'nin güneydoğu ve kuzeybatı kısımlarını görebilmekteyim. Şurada mesela Arjantin hattını, şurada mesela Güney Afrika Cumhuriyet bölgesini, şurada Avustralya'nın doğu kısmı ve Yeni Zelanda'yı görebiliyorum. Bu alanlar, yani buradaki yazmış olduğum alanlar, okyanusal iklim bölgesi alanıdır. Ve okyanusal iklim bölgesindeki görülen bitki örtüsü nedir derseniz, karma yapraklı ormanlar. Bunu mesela ben buraya şöyle uzun olmasın diye karma yapraklı ormanlar yazıyorum. Bunu şöyle ifade eder. Sonbahar döneminde yaprak döken karma yapraklı ormanlar der. Yani burada ne demek istiyor? Hem iğne yapraklı ormanlar var hem de geniş yapraklı ormanlarımız yer almakta. Bunların ikisini topladığımızda karma yapraklı ormanlar görülüyor diyebiliriz. Hemen geldim son kısma dördüncüsü. Mesela şurada Kuzey Afrika'yı vermiş. E burası neresi? Sahra Çölü. E şurada Arap Yarımadası'nı vermiş. E burada Orta Asya'yı vermiş. Asya'nın ortasında Gobi Karakum, Kızılkum, Taklamakan. Şurada Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kısmını vermiş. Şurada mesela Avustralya'nın iç kısmını vermiş. E zaten Afrika'nın kuzeyi Sahra hattını verdiyse burası çöl bölgesidir. Buradaki bitki örtüsü nedir dersek aman hemen kaktüs diye yazmayın. Kurakçıl ot deyin ve deyin kaktüsler deyin. Bak kurakçıl ot ve kaktüs buranın bitki topluluğunu oluşturmakta diyebiliriz. Bak mesela bu kaktüsün gelişmiş bir kök sistemi var. Dikey doğrultuda kök sistemi gelişmiş ama şu yağmur ormanlarının kök sistemi yatay doğrultuda gelişmiştir. Böyle bir soru da sorgulatabilir. Ben hemen mesela şuraya şöyle bu yağmur ormanları ile ilgili bir tane ağaç çizmeye çalışayım. Mesela bu ağaç geniş yapraklı bir ağaç ve bunun kök sistemi şöyle yatay doğrultuda gelişecektir. Ama mesela şuradaki o kurakçıl ot dediğimiz mesela bir kaktüsü şöyle çizmemiz gerekirse bu kaktüsün kök sistemi ise şöyle t aşağılara kadar inecektir. Çünkü burada su nerede yer alıyor? Ta derinlerde yer alıyor. O yüzden nerede gelişmiş bir kök sistemi var? kaktüste nerede kök sistemi yeterince gelişmemiş yağmur ormanlarında diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer kısmına. Şurada nereyi görebilmekteyim? Burada Sibirya hattını görüyorum. Tamam. Şurada Kuzey Avrupa'yı görüyorum. Avrupa'nın kuzey kısmını görebilmekteyim. Şuraya geliyorum. Kanada hattı ve Alaska hattını görüyorum. E burası nedir dersek burası iğne yapraklı ormanların olduğu sert karasal iklim bölgesidir. Buraya bazen biz ifadelerde tayga ormanları ve boreal ormanları da demekteyiz. Kuzey ormanları olarak ifade edilmekte ormancılık için de oldukça önemli. Ha şuraya geldim. Buradaki gördüğüm yer neresidir? Muson Asyası'dır. Yani Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya. Burada kim var dersek yaprak döken ormanlar var. Bak bu ifadede bu ormanın yaprak dökmesinin temel sebebi nedir dersek muson iklimi arkadaşlar kış döneminde kurak geçer. Kış dönemindeki kuraklıktan dolayı bu bitki kışın yaprak döküyor ve buranın karakteristik bir ağacı var. Kimdir bu ağaç derseniz tik ağacı olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Hemen şöyle geldim. Çöl bölgeleriyle benzerlik gösterip ama şurada sahra dediğimiz kısımda şöyle dar. Şurada Orta Avustralya dediğimiz kısımda şöyle dar bir alanda görülüyorsa bu step toplulukları olarak geçer. Zaten sitep iklimi bir geçiş iklimidir. Bu bitki örtüsü de bir geçiş bitki örtüsü olarak düşünülebilir. Geldik şimdi. Bak şurası Amazon havzasıydı. Şurası Kongo havzasıydı. Dikkat ederseniz bu Amazon ve Kongo havzalarını bu noktada şöyle çevrelemiş mi? Çevrelemiş. Bunlar savan iklim bölgesi olarak geçer ve buradaki bitki örtüsü nedir derseniz uzun boylu ot toplulukları olarak geçer. Bu belgesellerde görmüş olduğunuz aslan kaplan çita zebra zürafanın bir avını keserken ki saklandığı o topluluklar var ya onlar savan toplulukları olarak geçer ve hemen onların yanında tek tük ağaçlar vardır ve yer yer ağaçlar da gene buranın neyini oluşturacaktır bitki örtüsünü oluşturacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Senaryo bir iki ortak olan ve bence soru anlamında kesin gelebilecek yerlerden bir tanesidir. Ne demiş bize aşağıda bir dünya haritası verilmiş. Harita üzerinde numaralı bölgelerimiz yer almakta ve diyor ki bu harita üzerindeki numaralı alanlarda nüfusun yoğun, ya da seyrek olmasının sebepleriyle birlikte yazınız. Ben zaten burada biraz işimiz kolaylaşsın. Sizin de gözünüz aşina olsun diye nüfus yoğunluğunu böyle gösterdim. Öğretmenin sana bunu dilsiz bir harita üzerinde verir. O yüzden bu alanların kırmızı olanları yoğun o renk tonu açıklaştıkça seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bir numaradan başlayalım. Bir numara neresi dersek bir numara tabii ki de Grönland adası. Grönland adasında nüfus seyrek. Seyrek olmasının temel sebebi soğuk iklim bölgesidir. İklimin soğuk olması ekonomik etkinlikleri kısıtlamıştır ve bu alan ister istemez dünyadaki seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer almaktadır diyebiliriz. 2 numaralı alan Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmı. Burası dünyadaki yoğun nüfuslu bölgeler içerisinde yer almaktadır. Beşeri faaliyetler. Ticaret diyebiliriz tamam mı? En önemli olaylardan bir tanesi ticarettir. Yoğun nüfusludur. 3 numaralı alana geldiğimiz zaman Brezilya'da Amazon havzasını göstermiş. Amazon havzasında nüfus seyrektir. Seyrek olmasının temel sebebi de yağmur ormanları iklimin çok sıcak ve çok nemli olmasıdır diyebiliriz. 5 numara geldiğimiz alanda ise burada Sahra Çölü'nü görebilmekteyiz. E, Sahra Çölü Kuzey Afrika ise nüfus seyrek e çöl, yağış azlığı var, sıcaklık farklı oldukça yüksek, topraklar verimsiz. Tüm bu sebepler bu alanda nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir. 6 numaralı alana geldiğimiz zaman bu alan Sibirya'dır ve Sibirya'da nüfus... Tabii ki de arkadaşlar seyrektir. Bu alanda nüfusun seyrek olmasının temel sebebi gene soğuk iklim bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. 7 numaraya geldiğimizde 7 numarada kim var? Çin. 8 numarada kim var? Hindistan var. Bu iki alanda nüfusun yoğun olmasının temel sebebi iklim var, tarımsal faaliyetler, beşeri faaliyetler var ama aynı zamanda bir de tarihi faktörler de var tarihi faktörler yani bu alanlar geçmiş dönemde zaten ilk yerleşme alanları değil miydi? E buna bağlı olarak yoğun nüfuslu bölgelerdir diyebiliriz. 9'a geldiğimde ise burası Orta Avustralya olarak karşımıza çıkmakta. E bu Orta Avustralya çöl iklim bölgesidir. Yağış azlığına bağlı olarak sıcaklık farklarının oldukça yüksek olmasına bağlı olarak seyrek nüfuslu bölgelerdir diyebiliriz. Bak mesela bana burada Mısır'ı verirse yoğun nüfuslu bölge. Batı Avrupa'yı verirse de yoğun nüfuslu bölge. Kongo havzasını verirse seyrek nüfuslu bölge buraları da unutmamış olalım. Eğer ki öğretmeniniz senaryo 2'den soru soracaksa böyle bir soruyu karşınıza çıkarabilir. Türkiye'de görülen endemik bitki türlerinden 5 tane yazınız demişim ben. Endemik bitki nedir dersek dünyada sadece Türkiye'de görülen ve Türkiye dışında başka bir yerde görülmeyen bitki türlerine biz endemik bitki diyoruz. Yani sadece Türkiye derken dünya sadece bir bölgede görülecek. Başka hiçbir bölgede bu bitki örtüsü görülmeyecek. Ender bitki nadir bitkidir. Mesela kim var dersek sığla ya da diğer ismiyle günlük ağacı. Datça çevresinde datça hurması. Mesela endemik türlerden bir tanesidir diyebiliriz. Onun dışında Kaz Dağı'nda Kaz Dağı göknarı. Şuraya şöyle Kaz Dağı gök narı diye yazayım. Sizde de sorarsa bunları yazarsınız. Tamam mı? Ya da anzer çayı. Rize ve çevresinde anzer çayı. 4 oldu. Bir tane daha yazalım. Safran otu diyelim sevgili arkadaşlar. Mesela burada ispir meşesi de yazayım. Ekstra. Eğer ki bir tanesi aklınıza gelmezse ispir meşesini de oraya dahil edebilirsiniz. Endemik sadece bir bölgede görülecek bitki örtüsüdür. Türkiye'deki bazı endemik türleri de böylece yazmış olduk sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer soru kısmımıza. Bu da gene senaryo 2'ye ait bir sorudur. Türkiye'de görülen çalı toplulukları nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız demiş. Şimdi arkadaşlar biz Türkiye'de görmüş olduğumuz hatta ben şunu tam ortaya yazayım kavram haritası şeklinde gidin. Türkiye'de görmüş olduğumuz biz çalı topluluklarını üçe ayıracağız. Bunlardan birincisi maki toplulukları ikincisi garik toplulukları Üçüncüsü ise pseudo maki toplulukları. Şuraya şöyle pseudo maki toplulukları diye yazalım. Peki bu maki toplulukları, garik toplulukları ve pseudo maki toplulukları neyi ifade ediyor dersek şunun altını sildiğim zaman çok güzel olacak. Makiler kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan türlerdir. Bu türler yıl boyu yeşil kalır. Bak yıl boyu yeşil kalan bodur ağaç grubuna girer. Garikler ise makilerin tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan daha kısa boylu o toplulukları olarak geçer. Bunlar da yıl boyu şöyle yazayım yıl boyu yeşil kalan bak bunlar bodur ağaçtı ya Bunlar da bodur çalı grupları olarak geçer. Makide kim var dersek mesela bunun türlerini de sorabilir. Zeytini verir. Onun dışında zakkumu verir. Keçi boynuzunu verecektir. Bak keçi boynuzu bir de kermez meşesini verecektir. Kermez meşesi diye yazalım. Bak bunlar karşına gelebilir. Mesela öğretmenin der ki Türkiye'de görülen maki topluluklarına ait türlerden bazılarını yazınız der. Bunları yazabilirsin tamam mı? Garik'te kim var dersek Garik'te de mesela lavanta var. Mesela kekik var. Funda var. Laden var, Yasemen var, bunlar da garip türleridir. Peki, Pisodomakiler nedir dersek, bizim bu Karadeniz bölgesindeki geniş yapraklı ormanları tahrip etmemizle birlikte ortaya çıkan Pisodomakileri biz yalancı maki diyoruz. Makiye benzediği için. Makiler sonuçta tahribatla ortaya çıkmamış mıydı? E, o zaman pisodo makiler de gene neyle ortaya çıkacak? Tahribatla birlikte ortaya çıkacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki burada kim var dersek? Mesela önemli türlerden bir tanesi fındıktır diyebiliriz. Onun devamında mesela böğürtleni söyleyebiliriz. Onun dışında mesela yabani elmayı, yabani eriyi buraya pisodomaki grubu olarak örnek verebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir de bizim ülkemizde tahribatla birlikte ortaya çıkan bir tür daha var. Bu da şu. Karasal iklim bölgelerinde bunu da ekstra bilelim fazla bilgi göz çıkarmaz. Karasal iklim bölgelerinde meşe ormanlarını tahrip etmekle birlikte antropojen bozkırlar ortaya çıkmakta. Bu antropojen bozkırları biz ağaçlı bozkır diyoruz. Bir de şöyle bir ifade de gelebilir. Sitep türlerini yazınız da diyebilir. Burada da kim var dersek mesela geven var bu türleri de yazayım. Çoban yastığı var. Onun dışında mesela yavşan otu var. Ya da kılıç otu var. Deve tabanı, üzerlik var. Bunlar da genel itibariyle bizim site topluluklarımız olarak geçmekte. Geldik bir diğer soruya. Senaryo 1 bence öğretmeniniz çocuklar ben size senaryo 1'den soru soracağım diyorsa kesin banko mutlaka bu soru karşına gelecektir diye düşünüyorum. Ne demiş? Dünya nüfusunun tarihsel süreç içerisindeki sıçrama dönemlerini yazınız. Biz şimdi şunu biliyoruz. Dünya nüfusu sürekli tarihsel süreç içerisinde artış göstermiş. Ama bazı dönemler var ki dünya nüfusunda artışın çok yüksek olduğu dönemler var. Böyle 3 tane dönemimiz var. Bunlardan birincisi Paleolitik dönemde alet keşfi. Bazen mesela bunun içeriğini de sorabilir çocuklar size. Der ki mesela dünyada nüfusun sıçrama dönemlerindeki sıçramaya neden olan olayları açıklayarak yazınız der. Alet keşfi Paleolitik dönemde insanlar mağaralar ve ağaç kovuklarında yaşıyor ya bu dönemde yırtıcı hayvanlara karşı korunur bir vaziyette değil. Mağarada yırtıcı hayvan saldırısında hayatını kaybedebiliyor. Obsidyen iç sivril tip sevgili arkadaşlar kesici ve delici alet yapıyor ve bu kesici alet neticesinde hayvanları avlıyor. Bak 1 hem kendim ölmedim hem de hayvanı öldürüp besin değeri yüksek gıdaları ne yaptım? Bünyeme aldım. İşte bu sebepten dolayı nüfus birinci dönem burada sıçramıştır. Nüfusun sıçrama yaptığı ikinci dönem neresidir dersek tabii ki de neolitik dönem. Yani tarım ...devrimi olarak geçer. Tarım devrimi günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce... ...neolitik dönemde yaşanan bir durumdur. Ve insanlar bu dönemde yerleşik hayata geçmekte. Kendini dış dünyadan izole etti mi... E, ...beslenme şartlarında da tarımsal faaliyetlerle birlikte de iyileşmeler var. Bu da nüfusun sıçrama yaptığı ikinci dönemdir. Üçüncü dönem ise dünya nüfusunun sıçrama yaptığı... ...sanayi devrimi olarak geçer. Sanayi devriminde ise olay nedir dersek burada özellikle tıpta meydana gelen iyileşmeler, ilerlemeler var. İnsan ömrü uzuyor. Bu da dünya nüfusunun sıçrama yaptığı ikinci dönem, üçüncü dönemdir diyebiliriz. Geldik senaryo 2 ile ilgili bir soru. Ne diyor? Belirli bir tarihte, belirli bir alanda bulunan insanların sayısı ve nüfus özellikleriyle ilgili bilgileri tespit etmek amacıyla yapılan uygulamaya nüfus sayımı denir diyor. Nüfus sayımları ile tespit edilen veriler nelerdir? Biz şimdi dünya ölçeğindeki nüfus sayımlarını sevgili arkadaşlar iki döneme ayırıyoruz. Bir, ilkel sayımlarımız vardı değil mi? İlkel sayımlarımızda bir, asker sayısını belirleyebilmek ve halktan alacağımız vergi miktarını belirleyebilmek için sadece kimi saymışız? Erkek nüfusu saymışız. Bir de günümüze yakın tarihsel süreçte yapılan Modern nüfus sayımları var. Peki bu modern nüfus sayımları neticesinde neye ulaşıyoruz dersek? Herhangi bir bölge ya da ülkenin toplam nüfusuna ulaşmaktayız. Aynı zamanda kadın ve erkek olarak cinsiyete göre nüfusuna ulaşmaktayız. Nüfusun okuma yazma biliyor mu? Yani okur yazarlık durumuna ulaşmaktayız. Ortalama insan ömrü hemen şuraya ben şöyle ortalama yaşam süresi diye yazayım ve yaş grupları çalışan nüfusun hangi sektörde sektörlerde çalıştığı sektörel dağılım şöyle yazdım ve kırkent nüfus oranı gibi birçok veriye ne yapabiliyoruz ulaşabiliyoruz aslında buradaki en önemlisi bu sayımlardaki elde ettiğimiz verilerle birlikte ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında da yorum yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar geldik bir diğer soruya senaryo 2 sorusu Böyle bir tablo sorusu da verebilir dikkat et. Aşağıdaki tabloda iki ülkenin nüfus artış hızları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak verilen ifadeleri doldurunuz demiş. Bak birinci ülkede doğum oranı binde 24 büyük bir değer. Ölüm oranı binde 8. İkinci ülkede doğum oranı binde 12. Ölüm oranı binde 9. Ve doğal nüfus artış hızına bakarsanız birinci ülkede binde 16. ikinci ülkede binde 3. Ama gerçek nüfus artış hızına baktığınızda birinci ülke 16'dan 11'e düşmüş. İkinci ülke 3'ten 8'e çıkmış. O zaman birinci ülke ne yaptı? Göç verdi. İkinci ülke ne yaptı? Göç aldı diyebiliriz. E bir ülke niye göç verir? E, bir ülkede gelişmişlik seviyesi daha düşükse bu şekilde göç verebilir. E, bir ülke niye göç alabilir? E, gelişmiş bir ülke ise göç alabilir. O zaman ben burada doğal ve gerçek nüfus artış hızına bakarak ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında yorum yaptım mı? Yaptım. Beslenme koşulları hangi ülkede daha iyi? Tabii ki de ikinci ülkede daha iyi. Yaşam standartları hangi ülkede daha düşük? Birinci ülkede daha düşük. Kişi başına düşen milli gelir hangisinde daha yüksek? İkinci ülkede daha yüksek. Teknolojiyi hangisi daha aktif bir şekilde kullanıyor? İkinci ülke. Niye? Eğitim seviyesi yüksektir. Eğitim seviyesinin düşük olduğu ülke birinci ülkedir. Genç nüfus oranının fazla olduğu ülke birinci ülkedir. Neden? Çünkü doğum oranları oldukça nedir? Yüksektir. Sağlık imkanları gelişmemiş birinci ülke. Yaşlı nüfus oranı ülke kimin için? ikinci ülke. Çünkü gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü uzundur. Bu da sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ilgili bir durumdur. Bu yaşlı nüfus oranının fazla olmasına neden olacaktır diyebiliriz. Bebek ölüm oranları birinci ülkede yüksektir. Neden? Sağlık hizmetleri yeterince gelişmemiştir diyebiliriz. Aktif nüfus daha çok hizmet sektöründe çalışır. Aktif nüfus gelişmiş ülkelerde daha çok hizmet sektöründe çalışırken az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışır. Ortalama insan ömrü kısa hangi ülke için? Birinci ülke içindir diyebiliriz. Çünkü birinci ülke az gelişmiş, ikinci ülke gelişmiştir dedik. Burada da kriterimiz kime göre belirlendi derseniz. Bak tekrar söylüyorum. Buradaki kriterimiz kime göre belirlendi derseniz. Eğer ki bir ülkede Doğal nüfus artış hızı gerçek nüfus artış hızından büyükse. Bak 16 11. Az gelişmiş göç vermiştir. Doğal nüfus artış hızı gerçek nüfus artış hızından hemen şöyle düzeltelim. Küçükse o zaman da gelişmiş göç almıştır. Tamam mı? Bak buna dikkat etmenizde oldukça büyük fayda var diye düşünüyorum. Geldik. Senaryo 1 ve 2 ve şuraya diyorum ki BANCO gelir. Mutlaka karşına gelecektir. Buna dikkat et demiş ki aşağıda verilen nüfus piramidine sahip olan ülkelere örnekler vererek bu piramide sahip olan ülkelerin genel özelliklerini yazınız demiş. Şimdi benim bu piramidin hangisi olduğunu bilebilmem için ne yapmam gerekiyor derseniz Bak yapacağımız burada kolay bir işlem var. Piramidin şu yaş gruplarının köşeleri var ya çocuklar. Bu yaş gruplarının köşelerinden piramidimizi şöyle birleştirelim. Aynı şekilde buradan da piramidimizin şu köşelerini şöyle birleştirelim. Şu alt kısımdan da piramidimizin köşelerini birleştirelim. Ha bitti. Bak kenarlar ne yaptı? İçe çökük. O zaman bu piramit kenarları şuraya yazıyorum. İçe çökük üçgen piramittir. E bu piramide sahip olan ülkeler genel itibariyle az gelişmiş ülkelerdir. Allah ne verdiyse bir önceki kısımda az gelişmiş ülkelere yazdığımız her şeyi doldur. Sağlık hizmeti gelişmemiştir, ortalama insan ömrü düşüktür, doğum oranları yüksektir, ölüm oranları yüksektir, çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışır, kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Hepsini yazabilirsin ya. Burada kim var dersek mesela... Burundi'yi yazabilirsin. Benin'i yazabilirsin. Angola'yı yazabilirsin. Yani bunlar genel itibariyle az gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkmakta. Ama şunu unutma. Bak bu ülkede yüksek bir doğum oranı var mı? Var. Şuraya şöyle yüksek doğum oranı diye yazdım. Aynı şekilde sağlık hizmeti gelişmediği için yüksekte bir ölüm oranı var mı? Var. Biz bak doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkardığımızda nüfusun artış hızını buluyoruz ya burada düşük bir nüfus artış hızı vardır Allah'ını seven bunu unutmasın tamam mı? bak bu önemli bir ifade geldik şimdi güzel bir soru senaryo 2 eğer ki şekil şükül harita seven bir öğretmenin varsa böyle bir soruyu mutlaka senin karşına getirecektir diyebiliriz A noktasından B noktasına doğru hareket eden bir grup araştırmacı olsun ve bu hareketi noktasındaki dağlık sistemleri biz buraya ben göstermişim. Şuraya A demişiz. Hemen şöyle şu kısma B demişiz. Bu A B doğrultusunda hareket ettiğimizde sevgili arkadaşlar karşımıza çıkan yerlerdeki bitkileri gelin hep birlikte geçirelim. Şimdi bu A noktasında Karadeniz kıyı kuşağı var. Nemli bir iklim ve geniş yapraklı ormanlar var. O zaman ben buraya şöyle geniş yapraklı ormanları ne yapıyorum? Çiziyorum. Bak şuraya şöyle doldurdum. Şimdi yukarılara doğru çıkıldıkça sıcaklık düşeceği için geniş yapraklı ağaçlarla birlikte iğne yapraklı ağaçlarda yer alacak. Yani karma yapraklı sonra sadece iğne yapraklı ağaçlar yer alacak ve bu dağların üst kısımlarında dağ çayırları yer alacaktır. Bak şurada geniş yapraklılar var. Şurada karma iğne yapraklılar var. Şurada da dağ çayırları yer almaktadır diyebiliriz. Bak mesela burada bazen yeryüzü şekillerine bağlı olarak farklı bitki topluluklarını biz görebiliriz. Mesela maki topluluklarını şu coğrafyada görebiliriz. Bunun temel sebebi yeryüzü şekilleri. Özel özellikle fön etkisine bağlı olarak bunu bu coğrafyada görebiliyoruz. Ama bunu yazmasanız da olur. Tamam mı çocuklar? Şimdi geldim. Şuradaki iç bölge A'yı devam ettirdim ya. Şu alana geldim. E burası karasal bir iklim bölgesi. E, karasal iklim bölgesinde kim olacaktır? Tabii ki de bozkır türleri olacaktır. Burada mesela bozkır türleriyle meşe dediğimiz ağaç grupları yer alacaktır diyebiliriz. Ve bizim ülkemizde şurası B'ye geldim. E B dediğim yer neresi? Akdeniz kıyı kuşağı. O zaman alt kesimlerde şuralarda makileri göreceğim. Üst kesimlere doğru çıkıldıkça kimleri göreceğiz? Kızılçam ormanlarını göreceğiz. Sedir, göknar, karaçamla birlikte dağ çayırlarını göreceğiz. Bunu da unutmamış olalım. Buna şöyle bir yıldız attım. Eğer ki derste öğretmenin bu harita üzerindeki Ağlar üzerindeki bitkinin dağılışını gösterdiyse soru olarak karşına gelebilir. Geldik şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Haritada taralı alanlar verilmiş. Bu alanların iklim özelliği düşünüldüğünde bu alanda görülecek bitki topluluğu hangisidir diyor. Bakın dikkat edin burada dar bir alanda göstermiş. Eğer ki geniş bir alanda gösterseydi burası çöl bölgesiydi. O zaman bu geniş alanda göstermediği için çöl bitkisi olmaz. E tundura olmayacaktır. Tundura nerede? Kıtanın T kuzey kısmında. E çayırlar olmayacak. Çayırlar niye olmaz? Dağların yüksek kesimlerinde olacak. E savan olmaz. Niye savan deseydi şu alanları ve şurayı şöylece işaretlemesi gerekirdi. Geriye ne kaldı? Sitep bit görsü kaldı. Zaten dikkat ederseniz Anadolu coğrafyasının büyük bir bölümünü de ne yapmış? İşaretlemiş. O yüzden buna dikkat etmenizde oldukça büyük fayda var. Geldik bir diğer sorumuza. Bir ülkenin nüfus yapısı yıllar içerisinde bakın birinci durumdan nereye geçmiş, ikinci duruma doğru geçtiyse ülke için aşağıdakilerden hangisinin azaldığı söylenebilir? Benim şimdi bu ülkede dikkatimi çeken ne var? Bu ülkenin birinci durumunda yüksek bir doğum oranı varmış ama ikinci durumunda bu taban ne yapmış? Daralmış ve doğum oranlarında ne yaşanmış? Doğum oranlarında azalma yaşanmıştır diyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hangisinin azaldığı? Gelişmişlik seviyesi arttı. Ortalama insan ömrü yükseldi. Doğum oranları azaldı. Şehirleşme oranı arttı. Yaşlı nüfus oranı da arttı. O zaman sorumuzun direkt cevabı ne oldu? C seçeneği oldu. Geldik bir diğer soruya. Haritada bazı alanlar vermiş. Hangi ikisinde nüfusun seyrek olmasının bak temel sebebi yukarıdaki ifadeyle ilgilidir. Ne diyor? Dünyadaki bazı alanlar sıcaklık değerlerinin yüksek, tamam, yağış miktarının az olması. Hem sıcaklık yüksek hem de yağış az. E bu alan çöl bölgesi değil mi? E buna bağlı seyrek nüfusudur. O zaman bana soruda haritada neyi soruyor? Çöl bölgelerini soruyor. E şimdi şuraya bakıyorum burası Amazon havzası. Burası ekvatoral iklimin görüldüğü yer. O zaman 2 numaralı yer olamaz. E 1 numaraya bakıyorum. Bu alanda kayalık dağları var. Yer şekillerinin engebeli olması seyrek. E 4 numaraya bakıyorum. Burası tundura iklim bölgesi. Soğuk iklim bölgesi. Sıcaklık değeri yüksek olamaz. 3 numaraya bakıyorum. Sahra. 5 numaraya bakıyorum orta ve batı avustralya çöl bölgesi o zaman şu iki bölgedeki nüfusun seyrek olmasının temel sebebi çöl bölgesidir 3 ve 5 sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz geldik meb'in örnek yazılı sorusu bence bu soru anlamında banko yüzde yüz karşına gelecektir. Bak demiş ki yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli alanlarda nüfusun yoğun ya da nüfusun seyrek olmasını nedenleriyle birlikte yazınız. Bir numaralı alan nüfusun yoğun olduğu yer İzmir ve çevresi. Tarımsal faaliyetler var, ticaret faaliyetleri var, ulaşım turizm faaliyetleri var, her şey uygun. İki numaralı alanda nüfus seyrek. Neden? Çünkü burası Muğla çevresi Menteşe dağlarından dolayı. 5 numaralı alan Zonguldak çevresi nüfus yoğun. Neden? Burada hem taş kömürü var hem de demir çelik var. 4 numaralı alan nüfus yoğun. Kim var burada? Adana var. Tarımsal faaliyetler, sanayi faaliyetleri. 3 numaralı alan Erzurum, Kars, Ardahan, Kuzeydoğu Anadolu. Hemen şöyle Kars yazdık. Buraya yoğun ya da seyrek diye yazıyorduk. Şuraya geldim. Şöyle seyrek diye yazdım. Soğuk bir iklim bölgesi. Şimdi bir de bazı alanları biz seçelim. Mesela burayı verir seyrek. Burayı verir seyrek. Burayı verir seyrek. Bak buraları unutmayalım. Burayı da verir seyrek. Neden? Şurada teke, şurada taşeli platosu karstik. Şuranınki yağış azlığı, şuranınki yer şekli. Yoğun mesela Antalya körfezini verir, burası yoğun. Neden? Çünkü bu alan turizm faaliyetleri. Bak yoğunun da içini şöyle alıyorum tamam mı çocuklar? Mesela şu alanı verir yoğun. Kim var burada? Batman var, madenciliğe bağlı yoğun. Mesela şu alanı verir yoğun. İstanbul çevresi ya da bu alanı verir Bursa çevresi. Mesela şurayı verirse seyrek niye yıldız dağları? Ya da burayı verirse seyrek niye Sinop yer şekilleri. Ya da bu alanı verirse yoğun neden? Çünkü Doğu Karadeniz kıyılarıdır diyebiliriz. Tamam mı? Geldik bir diğer sorumuza. Orman üst sınırının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalmasının temel sebebi nedir? Açıklayınız demiş. Orman üst sınırı nedir dersek bak burada şunu çizeceğiz. Şuraya 0 derece ekvator diyeyim. Şuraya 45 derece enlemi diyeyim. Şuraya da 90 derece enlemi diyeyim. O zaman bu 90 enlemi dediğimiz yer kutup, 0 derece enlemi dediğimiz yer ekvator olarak geçer. Şimdi ekvatorda bir dağ çizerseniz bu dağda kalıcı karın alt sınırı şöyle bir alandan geçecek. Orta enlemlerde aynı yükseklikte bir dağ çizerseniz bu dağın genel itibariyle sınır kısmı şöyle geçecektir. Bak tam böyle geçecektir. E kutba yakın bir coğrafyada bir dağ çizerseniz bu dağın da kalıcı kar sınırı şöyle olacaktır. Yani deniz seviyesine daha yakın olacaktır. E şimdi Mübarek sen burada bir ağaç dikmek istesen nerede dikeceksin? buraya kadar dikeceksin. Bak orman üst sınırları buraya kadar çıktı. E burada ağaç dikmek istesen buraya. Orman üst sınırı alçaldı mı? E burada ağaç dikmek istesen daha aşağılara doğru gidecek misin? E gideceksin. İşte bu orman üst sınırının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalmasının temel sebebi sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır diyebiliriz. Peki sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe neden azalır? Güneş ışınlarının geliş açısı daralmaktadır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Geldik bir diğer soru önemli bir soru. Türkiye'nin yıllar içerisindeki nüfus artış hızını gösteriyor. İki tane soru sormuşum ben. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artış hızının düşmesinin temel sebebi Cumhuriyet'in ilk yılları burası mı? Bu bölgeye baktığımız zaman ya da bu yıllara baktığımız zaman nüfus artış hızımız düşmüştür. Bunun temel sebebi nedir derse ikinci dünya savaşıdır diyorum. Yani biz bu süreçte seferberlik ilan ettik ve nüfus artış hızımız düştü. Ama bak ama diyorum nüfusumuz art... Bak buna çok dikkat edin. Bu artış hızını gösteren bir grafik ve değerlerimiz hep sıfırın üzerinde. O yüzden buna dikkat etmenizde oldukça büyük fayda var sevgili dostlar. Ve buna baktığımızda Türkiye nüfus tarihsel süreçte sürekli olarak nüfus artmıştır. Peki nüfus miktarının en fazla olduğu yıl hangisidir dersek bunun sonu. Yani hangi yıl dersek 2022 yılı. Şimdi hoca ne alaka ya 1950-60 döneminde baksana baya yukarıya çıkmış. Evet, o nedir derse o artış hızıdır. Bana eğer ki artış hızı en yüksek dönemi sorarsa 1955-1960 dönemini verir. Miktarın en fazla olduğu dönem derse o zaman da en sona alırsın 2022. Neden? Çünkü artış hızımızdaki değerler hep Dikkat ederseniz sıfırın üzerinde bunu da unutmayalım. Geldik sizinle bugünkü yazılı yazılı kısmımızın sonuna. Evet etkinliklerle birlikte yazılıya hazırlandığımızı düşünüyorum. Tekrarlarınızı yapın. Eksik olduğunuz kısımlarda videolarımızı izleyin. Hadi bakalım yazılarınızda başarılar diliyorum. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.